Tamam. Gel bakayım biz seninle. Gel anne biz seninle şuradan güneşin batışına beraber bakalım. Altta görsün bakalım güneşin batışına. Yaşar'ın çocukluğunu anladım sana. Unuttum. Gitti hepsi de. Yaşar eşeğe binmiş. Eve de geldi. Dızmana yedik. Yaşar hadi içeri gidelim oğlum. Gidelim anne dedim. Ha eşeğe satar mısın? Parayı götürür müsün? Harcar mısın? Buna da bir dayak attım ama. Bir dövdüm. Hiç seslenmedi. Başka da bilmiyorum. Sokakta oynayan çocuk. Öyle işte. Dersine düşkün müdür? Ha. Okul dersine. Amcası okula giderken çok amcasının arkasından koşardı, 1'e 2'ye giderdi çocuk. Onun arkasından koştururdu. Babaannesi ona, süt babaları vardı, dedeleri. Ona küçücük bir çanta yaptırdı böyle. O çantanın içine de bir kitap mı bir şey koydular, okula gönderdiler. Çok okumayı severdi. Öyleydi Yaşar. Ondan sonra da şeyi bitirdi, ortaya babaannenin yanına geldi Kayseri'ye. O da okudu. Ondan sonra ben de gezmeye gelirdim. O da gelirdi. İşte öyle günümüz geldi geçti. Ondan sonra adam hastalandı. Onu hastaneye yatırdılar. Yok baştan 2 ay çalıştı. Verem Hastanesi'nde. Adam sen şey adam kondu. Deyince babanı diyor. Yaşar'ın babası. Babası he. Ondan sonra da 2 ay sonra adam hastalanmış. Hastalanacağı kadar hastaneye geldi bir eve 3 gün kaldı. Giderken uyumuş, gelik uyumuş. Aman dedim, Şaban dedim, kalırsın da uyup da kalma. Yok dedi, varınca uyandırdı abim dedi. Oraya gitti, yattı adam hastaneye. Hasta. Ondan sonra da şişiymişler. Şöyle yapmışlar adamı görünce yüreğim kalktı. Şişman biliyor musun? Ondan sonra rahmetli abimin karısı, ilk karısı vardı. O karısı bir hastanede çalışıyordu. Demiş ki bu Şaban demiş, şimdi bu hapları içti, şişmanladı demiş, sonra kuruyacak iyi de demiş. Kuruduktan sonra demiş, Allah bilir demiş, yengem öyle anlattıydı. Adam kurudu, hiç hali kalmadı. Öyle günler, ondan sonra ben dedi, yolda da ölsem agamı görmeye gideceğim dedi, Ala'ya. Oraya gitti, adam kaç gün kaldı bilmiyorum ki. Geldi ki el yüz böyle şişmiş. Ayaklar şişmiş. O ne Şaban, şişmişsin, yok bir şey korkma dedi. O zaman yattı, 45 gün yattı, adam öldü. Hastaneye götürüyordum, hasta kağıdı aldım. Kendi ağladı. Ağlama kızım dedi, ben biraz sonra gelirim dedi. Adam 2 saati kalmış, öldü hastanede. Ondan sonra da kaynamın Halil dayı vardı rahmetli, o da öldü ya. Trenlerde şeydi, konduktörüydü. O da trenlerde giderken mektup atardı, teyze geldi görüşelim diye. Adamı hastaneye yatırdık Şaban'ı. Yaşar'ı aldı gitti. Yeğenini görmeye tren yollarına. Anam tren yollarına gitti. Onlar gelmeye adam bir değişildi. Kafasına bir şey koydular şöyle. Adamın gözleri bomboz oldu. Ondan sonra karlığa geldi. Ay parmağımı şöyle ısırayım adam ölüyor. Karlara dedim gelen kulvallah okuyun da bağışlayın dedim. Ben bilemiyorum dedim. Öyle der ki adam gitti. Ondan sonra doktor geldi. Doktora dedi ki dize dedi gelin bir odaya da size anlatayım dedi kaynama. Gittik oraya dedi ki avşarlığa gibi dedi yas tutmayın ağlamayın dedi. Avşarlığa yas tutar dedi bizlerde olmaz dedi. Ondan sonra adamı o da bıraktık evimize geldik. Ondan sonra konu komşu bir daha duydular. Şaban olmuş. Bu akşam o da yattı. Sabah yıkadılar köve aldılar götürdüler gömdüler geldiler işte bu kadar. Senin getirdiğin ekmek gibi fırında ekmek pişiriyoruz. Oğlum ne çabuk acıktın diyor. Gene sürüyor gene gidiyor. Oğlum ne çabuk acıktın diyeyim. Gene sürüyor gene gidiyor. Sonra dedi ki anne dedi Şeker abi çok tatlıymış dedi. Benden alıp yiye dedi. Bir kocaman bir çocuk. Yiyelim.
göçmen değil ya. O almış almış elinden yemiş Yaşar'ın ekmeğini. Başka da bilmiyor. İşte böyle. Ev yok, park yok. Gez babam gez, işte böyle. Ha, bu merdivenlerden çıkarsak daha kolay. Nereye gideceğiz ki? Yine aynı yere, yukarı. Daha kolay. Çıkabileceğiz merdivenlere. Çıkamazsak yine bu daha kısa bir yol. Daha kolay. Hadi bakalım. Aman aman aman. Vah. Seni çok yormayayım ama istemiyorsan yormayayım seni. Çıktık gari buraya. Sen o karşı tarafı gördün bir kez değil mi? Yavrularımı kuru ekmeklerle büyüttü. Et yok, bir şey yok. İş yerinde köfte et yedim şimdi. Aylığı alsam da yavrularım. Yarım kilo et alsam bir tane de marul alsam. Öyle yedirsem yavrularımı derdim de yediremezdim. Nalan öyle günlerle büyüttüm onlar. Yediğimi bilen de yok. Ya çocuklar genelinde annelerini annelerin değerini anlamıyorlar bence. Kendileri ne zaman anlıyorsa o zaman. Seni üşüttü mü? Geliyor işte. Çık kapat önünü istersen. Öksürük geliyor işte. Ben de var hem de bir şurubunu alacağım bundan. Benim olsa yok. Kırmızı ceketi köpekle beraber gidiyorum. Adam kadın. İçeri geliyor. Neye dinleyeceğiz? Konuş babam konuş. Sonra da anlatırsın. Söyle dedi annen, böyle dedi annen. Ta ne konuşayım ki sana? Geliyorlar bak. Karı koca mı? Ha, hanımın adı Hatice. Onu biliyorum ama adamı tanımıyorum. Evliler arabayla bu taksilerle çok gezerdim. Gezerdim gezerdim bana hep ceza yazarlardı. Ne yapayım ben? Aklım yok, fikrim yok. İşte bundan şimdi bıraktım. Hayır yaşlandım, arabayı süremiyorum. Arabam da yok. Kimin arabası varsa bana bir tane versin. Belki de gene giderim. Almanya'ya gidecektim, göndermediler. Oraya gitseydim param olurdu, daha arabam olurdu, evim olurdu, dolu olurdu. Değil mi? Hadi tamam gari yeter. Ben sana anlattım, ben sizin onu hep çok yapardım çocukken ya. Hadi gel. İşte böyle süreceğim. He işte. Sürü sürü hadi. Öğren öğren. Ben sana öğretirken çok yani. Ben doğru söyleyeyim hadi. Ben sana öğretirken. He öğret öğret bana hadi. Ben de senden i̇şte öğrenirim. İşte böyle sürüyorsun onu. He sen. Her yeri böyle aynı şekilde. Evet. Nasıl biz bunu dizmanı diyoruz. Evet. Çok güzel. Bizim he? Bulgaristan'da çok yaparlar değil mi? Bizim Bulgar göçmenler çok yapar. Ben de oynuyorum yavrum. Açın yerini çalışsın. Siz öyle yapardınız değil mi Bulgaristan'da? Biz çocukken hep öyle. Yavrular nasıl yapıyor? Kavu değil mi? Bizim bu gazeteden bizim şu medya yapardık. Çok. Ben 17 yaşında bu gazeteden geldim ya. Ne? Nişanlı mıydın? Evet. Aa, bıraktı geldi. Kaçtım tabii. Aa, iyi olmuş geldi. Yaşar için kaçtım. Neden onu bırakıp da? Yaşar için kaçtım. Tamam, iyi olmuş geldi. Hadi bırak bari. Çok iyi yapmışsın geldin. Ne diyeceğim Bulgaristan'da kaldı da? Hadi gel de sür bakalım şimdi.
Anladı benim kısım. Yine başladı konuşmaya ben şaşkınca. Kim kimden öğrendi bunu şimdi? This is my first dizmana. Pardon? This is called dizmana. Yes. This is my first. I did it today. Is it? I hope you like it. Best one I've ever had. The best dizmana that you ever had. Best one I've ever had. Adamım benim. En iyi işime kadar yediğim en iyi diz bana diye. Bulgaristan'dan geli geç bir şey bilmezmiş. Hep gelmiş burada öğrenmiş. Hepsini burada her şeyi. Öyle demiyor. Orada öğrendim diyor. Bu. Yani ya öğretecek. O da öğrendi ya. Bu da unutmuş tekrar. Gene başladı buna da yapmaya. Şimdi de beni öğretiyor. Ya sen doğurdu ya beni. öyle öğretiyor. Ama onun saçı senden beyaz. Belki daha çok şey biliyordur. Kırk kafalı kocamış da. Niye kocadın ki? Niye yaşlandın diyor. İşte, niye yaşlandın? Şey cinlerle alakalı. He? Cinlerle alakalı. Ne demek o? İşte babamdan ürsi bir şey. Ha. İşte öyle. Yoksa gençmiş yani. Ben de yanıldım. Yaşlı mı aldım acaba diye korktum. Yaşlı da. Almışsın. Sen gencecik daha oğlum. Üşütecek ama. He. Tişörtlerim üşütecek. İçeri girdim. Ama neler oldu neler oldu. Bulgaristan'dan geldik de. Gezdik dolaştık geldik. Aman yarabbim hayda. Halam var orada öldü. Arkadaşım var Sevye, Haliye var, Ahmet dayım var, Mehmet dayım var, öldüler. Gideceğim de ne de göreceğim onları. Gideceğiz. Bilmem ki. Gelinin götürecek seni. Hadi bak, hadi yeter kalsın. Hadi gel. Rica edin ya Yaşar'a. He? Yok söylemedi bir şey. Zenginlerde onu verecek kimse bulamadılar da Almanya'ya gönderdiler. Kızı Saime isminde. Annem gibi bir yerden giderken selamun aleyküm derler. Hadi kal salcağla diyorlar. Bu Saime abla bize geldi. Ben işte ne kadarsam aklım yetiyor. Ferece başlandı. Ferecesiz gezmeyiz biz. 15 yaşına giydim ben. Ferece muhakkak olacak. Ondan sonra hadi Rahimenge Allah'a ısmarladık dedi Saime. Ondan sonra gitti herkese böyle Allah'a ısmarladık diye geçti gitti Alman götürdüler Sumru'ya Sumru'dan da Almanya'ya gönderdiler kızı. Ondan sonra biz geliyken de evlenmiş, barklanmış mis gibi Saime. Bütün köylü geldik buraya. Almanya'dan mı evlenmiş? He Almanya'da. Yani Alman'la mı evlenmiş? Bu arada bir Bulgar'la mı? Onu yok Bulgar'la evlenen yok. Onu bilmiyorum gayrı ondan sonra. Öyleliğine geldik, indik oralara. Saime karşıladı, annesi var, bacısı var. Bizim köylerimiz tüm geldik oraya. Ondan sonra öyleliğine hani gördük onları. Sonra herkes oraya dağıldı, buraya dağıldı. Bizi Adana'ya gönderdiler, hasırın içine yattık. Boru gibi yapıyoruz, oraya yatıyoruz. Nerede? Adana'da. Niye? Bir komuz gibi böyle bir şey var. Hasırlar da dolu böyle boru gibi. Hasırın içine giriyor. Sonra yatıyor.
Ne kadar yatılırsan nasıl kalkıyorsun. Yani bir yerden saklanmak için yok, falan yok, değil. Yok yok hayır. He. Öyle. Uyuma şarkı, yöntemi. He. Şarkışı'ya geleceğiz ya. Hmm. Ondan sonra oradan kalktık. Biz iki komşuyuz. Bir de Sabriye var benden bir yaş küçük. Benden iki yaş büyük onun abisi var. O Sabriye'yle çıktık. Portakalı bilmeyiz ya ne olduğunu. Bu da çocuklar portakal satıyorlar. Hani göçmenler gelmiş değil ya. Onlar da bize bakıp duruyorlar. Ondan sonra oraya gittik. Portakal verecek Allah bize. Hadi kaçtık Portakal. Evimize. Neyse bildiğimiz yok ya. O Sabriye Osman dayımla evlenen Sabriye değil, yok, değil mi? Yok yok. Bizim köyden komşum. O Sabriye o başka. Ondan sonra öyle kaçtık geldik. Anne bize bir şey sarı bir şey verirler neyse. Ama annem biliymiş rahmetli. Kur'an içinde ben böyle bir portakal kabuğu kurumuş koymuş da annem. Ama ne zaman varmış ne zaman olmuş bilmem. Biz yetiştik, zeytini bilmeyiz. Bir peynirimiz var, sütümüz bol, kaymağımız bol. İnek, camız, koyun dolu. Ondan sonra hani şimdi abim anlatıyordu ya. Ruslar abimle o Salim Aga tarlaya gittiler, tarla sürüyorlar. Oradan geçerken abimle Salim Aga'yı almışlar, gitmişler. Bu Bulgaristan'da... Bu Bulgaristan işi. Ruslar Bulgaristan'a ha, gelince. Onu anlatıyordum ya, ondan bu laf karıştı. Ondan sonra almışlar gitmişler. Şimdi neden duyduysa babam rahmetli var. Ondan sonra abim aramaya gitti. Abim aramaya gidecek eşeğe binip gidecek şimdi. Annem ağlıyor ben ağlamak akıl etmiyorum ki. Rahmetli babam çarının birini giye birini çıkarıyor. Kafası dönmüş. Ondan sonra öyle öyle derken ha eşeğe bindi gitti. İsmail yok geldi. Bulamadı. Hasiköy'e gitmişler. Buradan nereye diyeyim 2 saat öteye. Oraya da konacaklar. Otluk tepelerimiz olur ya, o tepelere konuyorlar, atlar orada isimler, otları diyeyim. Ondan sonra oraya almışlar, gitmişler. 2 gün mü, 3 gün mü gelmedi abim ama Salim Aga yanında abim. Çocuk, aklı yetmiyor. Ondan sonra bir günü baktık, annem ağlıyor, komşular başlıyor. Raymenge, Raymenge, İsmail geliyor, İsmail geliyor demeye başladılar. Ne kadar sürdü? 2 gün, 3 gün sürdü belki. Ondan sonra çıktı ki agam da korkuyormuş. Babam beni dövecek şimdi. Taligayı ne verdin? Taligayı atmışlar korun içine. Ondan korkarmış işte çocukluk. Ondan sonra geldi kayrıkın sarmaş dolaş derken atın birisini almışlar. İyi bir güzel atımız vardı. Onun yerine bir kötü at vermişler agama. Ondan beraber geldi. Hem taligadan korkuyor hem atı aldılar ya alacaklar senden de olsa alacaklar. Rahmetli babam hiç seslenmezdi ki bak iyiceydi. Ondan sonra öyle elinden geldi bir daha rahatladık. Gavurlar da gitti. Dövmemişler değil mi? Yani? Yok yok. Abim küçük ya. Abimin elinden atları almışlar. Şinel derler o da paltolara. Yat demişler sen biz seni öde. Abim yatırmışlar. Şinel de üstüne atmışlar. Abim uyumuş çocuk aklı. Ya o da 12-13 yaşlarında. İşte öyle günler geçirdik biz. Yani Rusların işgal ettiği zamanı hatırlıyorsunuz o kadar. He, onu işte, onu ben anladım. O Yanık Ahmet'in karısı mı diyordun? He, Yanık Ayşe, Salim Aga'nın karısı. Şunlu'ya giderdi Bayrakeli'nde ama ben partiyi neyi bilmiyorum ki. Demek daha o zaman parti varmış. Yani parti kurulmuş, Komünist Parti herhalde. Onda görevliymiş galiba. Bilmiyorum karık neyse ben bildiğim yok da. Öyle gidiyor. Yanık Ayşe gene gidiyor derlerdi. Arabaya binerdi karı. Ferecesi beyaz bez. Bayrak elinde gidiyor adam arabada. Serbest karı. O bayrak şey mi? Devlet görevlisi olduğunu mu gösteriyor? Onu bilemeyeyim karık. Öyle bir bayrak, Bulgar bayrağı kırmızı da beyaz karı. Böyle yıldız ne yok ya ne varsa bilmiyorum karı. Oralarını bilemeyeyim çok. Aklım yetmiyor. Da öyle günler yaşadık biz. Demin anlatıyordun şey... Rusların işgalinde siz tavana saklanmışsınız. He he. Tavana saklandık hep. Ha Ruslar bizi bulmasın diye. Ruslar evleri gelip geziyor ya buraları içeri. İçeri bakıyorlar eğer hoşuna gidecek evse oturuyorlar. Yoksa gelmeyeler oturmaya. Ondan sonra o havlu içinde gür 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 biz tavanda ay yüreğimiz sızlıyor kardeşim. Ruslar bizi bulacak alıp götürecekler diye. Önce siz yani sizin tavanda değilsiniz. Önce... Bizim komşuya kaçtık. Ondan sonra. Onun tavanı var. Bizim de var tavanımız. Bize de çıkardık da oraya sonra gittik ondan sonra. Oraya çıktık tavana gür 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 biz korkudan ölüyoruz. Tavandan işedik aşağı akmış işeyeceğimiz geliyor. Ondan sonra çekildiler koca yasak bu ta şeye kadar böyle yasaklar olurdu. Evsenin arsasına göre. Arpa ekiyorsun, buğday ekiyorsun, fasile masile oraları yerleştiler. Gari bilmiyorum çok durmadılar. Öyle günler oldu. Size eziyet meziyet etmediler değil mi?
iş kolaydı bizim. Biz de kendi tavanımıza çıktık ablamla. İş kola derken gavurların okulu var burada. Hep düzdük ama böyle bayırdılar. Birisi bakıyor ablam ne ki, ay diye borcu bizi görüyor, kız bizi söyleyecek görüyor mu diye. Borcu derken öğretmen, gavur öğretmenim. Ay diye ablam bizi görüyor borcu diye, ne yapacağız görüyor mu diye. Benim aklım yetmiyor, ben ablamla beraber çıkıyorum, iniyorum, yatıyorum. Ondan sonra dağıl üstü kimse kalmadı bir tane. Öyle günler geçtik. O Rusların işgalinden önce de Almanlar işgal ediyorlar, onu sen biliyor musun yani? Hayır, asker görünce kaçıyor musun sen, cip görünce? Görüyoruz ama kim olduğundan haberimiz yok ki biz. Görüyoruz, eve kaçıyoruz. Anne cip geliyor, asker geliyor diyerekten bildiğimiz. Yani tembihliyorlar mıydı da sizi? Yok, biz kendimiz korkuyoruz. Yani şuradan biz taksine binmeyiz ya. Taksi geliyor, kime geliyor acaba? Bizim arabalarımız köylerimizde hiç yok o taksilerden. Taligayla herkes arabaya binip gidiyor. Taliga eşek arabası değil mi? Eşek değil, at arabası. At arabası mı taliga deniyor? Hani o iki tekerlekli küçük bizde arabalar. Bizde eşek yoktu. İki tekerlekli eşek arabaları hani şeyde biliyorum. İstanbul'dan şey Gani'de de falan kullanırlar diye üzüm satmaya gelirdi. Ben şey, onu biliyorum sen dediğini de bizim memlekette köyümüzde memleketimizde yoktu köyümüzde ama başka yerde şeyde varmış. Ablam gün eniştemin köyünde rahmetli Ayşe abla da iyiydi, Alega'da eniştemin annesi babası. Kayseri'ye gezmeye geldiler ablam gide. Bize de geldiler, bizi hiç beğenmediler. Kayseri'yi beğendiler. Hani içeride böyle odunumuz neyimiz var, babaannen oralara odun koyardı fırınlık yerlerine. Hiç beğenmediler bizi. Ama memleketimize gidek de eşek arabası, pinek de gezek de Ayşe abla. Onlar aklıma yedi. Neden beğenmemişler? Bilmem ne beğenmediler. Yani taligayı ben eşek arabası diye biliyorum da. Taliga o. Eşek arabası. Yani bu babamın benim çocukluğumda bildiğimiz iki at koştuğumuz kıratla dolaşan işte bizim ona taliga mı deniliyor? Taliga deniyor ona. Ben tek at koşulunca taliga deniliyor diye biliyorum. Tek at koşan yoktu köyde. Kasabada vardı belki, paytonlarda da bazen gördük. Agam payton da sürdü ya Kayseri'de. Biliyorum. Seni 15 yaşındayken nişanladılar. İstediler, düzelim ya, zenginler bunlar. Çocuğa da pek kulağı asma da çocuk mocuk aklıma gelmiyor ya. Sırtımızın giyeceği yok. Annem dedi ki rahmetli, yavrum dedi, sağların basıyor, asan basıyor, seni isteyeler, verelim mi senin dedi. Güzel, kayronu yalan söylemiyorum dedi. Aman adamın iyisi un çuvalı, bak ona ne aklım yeterse. Hani giyeceğim ya sırtımı, oradan verdiler beni. Duymuşsun bir yerden herhalde. Duyma tabii neden. Sizin şeyiniz pek varlığınız yoktu herhalde. Şimdi zamanla babamın iki tane koyunu varmış. Biz yetiştik bir şey yok ama benim aklım yetmiyor varına yokuna. İki tane koyunu görüyorum. Rahmetli babaannem var, çok fenaydı. Fenaymış yani. Sonra işte bu Ruslar, bak gene Rus'a geleceğim. Atı almışlar ya bizden. Atı aldıktan sonra babama para vermişler. Onu ben bilmiyordum. Çocuk bana söyleyecekti. Onu agam ölmeden konuşturdum. Abi bu evi niye yaptı? Bu evden bizi Üskola kovdu. Arsamızı aldı gavur Üskolası. Bizi bıraktı. Ondan sonra burada da iki oda bir mavi bir de fırınımız var yazlık ev. O parayla Karaçanak Mahallesi'nden ev aldık. Başka yerince yani ev yaptırdı babam. Taşı toprağı çektiydi. Bir tane de gavur Andon usta vardı babamın tanışları. O ustayla babam geldiler, yaptılar evimizi, iki kat altına ahır, atlarımız içeride, koyunumuzun sayası da dışarıda saya diyoruz. Üstünde de biz oturuyoruz, şöyle gene fırınlık var, yaz evi. Bir daha da koyun, camımız, inek işte, belki o parayla mı oldu neyse bilmiyorum, aklım yetmiyor. Biz yetişten yoktuk. Yani dayımın elinden aldıkları ata karşılık Ruslar para verdiler. Para vermişler ya. Agam ödüyor, konuştuk da böyle. Agamla konuşurduk oturup da. Agam rahmetli hemen bana dönerdi konuşmaya başlayınca. Saadet başlat, karnınızın şişini indirin bakalım der. Şimdi konuşacak insan yok. Ablam salak değil de işine yarayanı konuşur. İki tane köpekli adam gene geziyor. Bak. Hiç çırtı. Öyle günler geldi gitti işte. Yani savaş esnasında normalde askerler
işgal ettikleri yerde istedikleri o atı, arabayı, yiyeceği falan alırlar. Alıyor. Ama bunlar almak yerine parasını ödemişler. Para vermişler. Hem at vermişler hem para vermişler. Hem yani kötü bir at vermişler. Ama buna karşılık da mağdur olmasın diye dedeme işte, bir de para vermişler. O parayla siz bir de ev yaptınız. Ev yapmıştı babam he. Sonra o evi falan buraya göçerken sattınız mı? Şimdi o evi de buraya gelirken babam benim nişanıma döndü. Ablam da Fatma 40 günlük. Onlar da gitsin diye bakıyorlar hani fakirlik. Eniştemin babası zar bir şey de seslenmediler. Hep ablamın masrafını babam gördü buraya gelmeye. Resimdi, suydu, masraftı, suydu, buydu. Kadın rahmetli babamdan bir kere onu duydum. Koca koca sandıklar yapılıyor, eşyalar içine yığılacak ya. Da onun kilidini bilen almadı Ali derdi. Eniştemin babasından için bir kilit bile almadı derdi. Hepsini babam aldı getirdi. Hiç seslenmediler, gitsin tek dediler. Hani belki de Türkiye'ye gitsin her diye cabalıyor millet bilmiyor. Öyle günlerimiz geldi işte. Yani o şeyi sordum, evleri sordum. Evli, ha onu da diyeceğim. Sonra evleri bir kolu komşumuz var. Gavur. Çok iyiler. Gavura iyi demesi yokmuş da. Ondan sonra koliyle de babam çok güzel bir ahbaptılar. Koliye 60 lira evleri verdi babam. Ama havlunun üstü kıpkırmızı misil düğgeleri dolu. Misile düğge yaptık kuruyacaklar ya falayacağız. Kıpkırmızı kızarıyor duvarın üstü. Herkesin kendi evi böyle. Ondan sonra onu sattı babam ona. Onun parasıyla da buraya geldik. Yani size baskı yaptılar mı yok, işte yok, şey ucuza satın filan diye öyle hiç, şey. Hiç öyle bir baskı yapan yok işte yalnız malının buğdayını olsun ineğini olsun süt almaya başladılardı. Naret diyorlar o da. Ondan sonra kooperatif gibi bir şey. İşte neyse gari bilmiyorum. 50 lira şey 50 tane yumurtaya bir 5 metre basma verilermiş. Annem rahmetli 50 tane yumurta topladı. Ben biraz şımarık büyüdüm. Annem dedi ki ablam öyle otur evde. Bunu kızım git de götür de sana basma verecekler dedi. Yüksek bir binada böyle. Gittim oraya ve gittim yumurtayı 50 tane verdim. Bana 5 metre basma verdiler yeşillen beyaz. Ona sevindim geldim. Annem de dikti bacağıma verdi. Öyle günler yaşadık biz. Yani şımarık büyüdüm derken onu sen aldın ki ablana vermedin mi? Yok. Beğenmedi der ki bana dikmiş annem. Ablam öyle otur evde. Ben giderdim. Nerede ölü var ona giderdim. Nerede düğün var ona. Öyle gezerdim Yaşar. Hiç şey kimse demez mi dedem falan kızmaz mıydı? Yok demezlerdi. Küçüğüm de ben. Bir gencecik adam ölmüş. Ay çok konuşayım böyle. Bunu konuş. Koydu buraya. Sen konuşturayım ben ha. Yok ondan dolayı değil. Ondan sonra. Caminin önüne gelmiş üstünü meğerlerin Hasan ölmüş dediler. Şunlu da ölmüş gencecik bir çocuk. Aman hemen arabanın tepesine bindim. Hasan Aga'ya baktım. Hasan Aga'nın burnundan kan gelmiş dedim. Ölmüş. De öyle gezerdim ben. Dedem kızmaz mıydı yok. Sana böyle? Annem de kızmazdı babam da. Sen ablandan önce mi nişanlandın? Yok canım ablam 20 yaşında gitti enişteme. Onu da eniştem salak diye biz bilmedik ki halam yapmış. İyiler diye adam da salakmış. Sonra bizim eve çocuk mucuk gelmez. Nişanlı. Düğünde bayramda görünür. O odan görür, bu budan görürler. Konuşma da yok. Ondan sonra agamla biz gittik halama. Enişte de geldi yanımda oturup kazık gibi öyle oturuyor. Hiç konuşmuyor. Bir salak olduğu besbelli. O da öyle gitti. Ya, ablanla kaç yaş var aranızda? 6. 6 yaş var. Yani o 20 yaşında evlendi, 21 yaşındayken o sen şeye nişanlandın yani. Agam da nişanlandı. Köselerdi o da bir güzel kızdı. Kerime isminde. Öyle mi? Onu bilmiyordum. Dayımın nişanlı oldu. Nişanlıydı. Ondan sonra da onu da nişanladık. Komşumuz yaptıydı. Gelirken babam onu da attı nişanını. Abimin nişanını da attı. Kerime'nin annesi dedi ki Mehmet Ağa dedi. Tek kızımı ileri götür dedi. Demek ki maceralar varmış belki ben bilmiyorum. Tek kızımı dedi ileri götür Mehmet Ağa da geriden kalmasın dedi. Babam da demiş ki ben demiş kızımı elden aldım demiş. Götürüyorum demiş seni kızını götürmüyorum demiş. Onu öyle bıraktık.
Abim de pelivandı, giderdi. Türkiye'ye gitsin diye. Türkiye'ye gitsin diye. Gitmedi baba. Dayım şey, güreşçilik mi yapıyordu? Güreşçi, he. Ondan para mı kazanıyordu? Bilmiyorum ki kazandığını. Yok. Sünnet düğününde güreş yaparlardı. Kazandığını ben aklım yetmez. Para mara yok o da. Biz hiç para bilmeyiz. Para değil de yani mesela un, buğday, yok yok, herkes de dolu. Un, un dolu. Aa, böyle kendilerini. Sen mesela şıra gidin, sana para veriyorlar. Ha işte öyle. Öyle günler, benim çok aklım yetmese de böyle bunlara yetiyor yani. Zaten bir şeye ihtiyacınız da yoktu herhalde. Hiç, yani hiç kimse. Herkesin yiyeceği vardı yeteri kadar, değil mi? Herkesin yiyeceği dolu, misiri dolu. Hiç kimseden bir tuz istemez. Öyleydi. Yalnız çingeller vardı ama onlar da iyiydi. Şöyle bizim arkamızda şöyle gelip giderdik birbirimize. Onlar dilenilerdi. Hibesine koyarlar. İğne satarlar, bir şey satarlar, un. Onlar Türkçe mi konuşuyorlardı? Türkçe. Bunlar gibi konuşuyorlar. Çingenece. Türkçe de konuşuyorlar ama iyilerdi ya. Ondan sonra yerli çingenesi derlerdi. Onlar da ferecili, onlar da söyle. Sıtvar zırladı, çoban durladı, adamlar onlar da öyle ekmek kazandı. Bu şey bizim köydeki köybaşılar falan onlardan değildi değil mi? Yani kızılbaş diyorlar diye kocasına falan, onlar pomaklar var. Onlar bu köye gelince gördü biz pomaklar, bizim memlekette öyle bir şey. Ama dışarılarda varmış, ben onu bilmem. Babam biliymiş ya, ben bilmem. Razgat mazgat söylerdi babam da, ben ne bileyim, aklım yetmiyor. Sizin köyde Bulgar çok muydu, Türk mü çoktu? Türk çoktu. Az sayıda Bulgar vardı. Bulgarların evleri de ayrıydı, şöyle bir yerdeydiler. Üç tane komşumuz vardı. Biri Nidalko, biri Koli, biri de neydi, birisi Nata vardı. Andon dedin demin. Andon da var, he. İşte Andon'un annem çok nazar okudu. Bütün köylü ta uzaklardan bir yıbra su koyarlar, bir tane yumurtalılar, biz para bilmeyiz. Geliliyordu, anneme nazar okunulardı. Sonra bu doncunun karısı gelmiş domuz okutmuş anneme. Annem dedi ki, aklım yetmedi de duyduğumu söylüyor. Gayrı nazarım hiç iyi gelmiyor diye ablama elini vermiş nasılsa. Ablam okuyor. Şimdi ablam da bütün herkese okur geçer nazar. Öyle. Hadi ben gideyim gayrı. Saat 11. Tamam, neresi? Şey mi? Namazıma gideyim, abdestimi alayım. İşte öyle oğlum. Buraya geldiğinizde dedemlerde pişmanlık falan oldu mu? Yani geldik de rezil olduk. Oradaki gibi işte tarlamız yok, verim alamıyoruz, topraklar iyi değil falan diye. Pişman yani, olmadılar mı? Toprak. Yok, pişman oldum. Babam o kadar güzel geldi ki. Kuşak muşak giyerdi. Hep evde dokunup tezgahta annem pantolon diktiydi babam. Kurka diktirdi, kurka derken ceket, kasket, her şeyler. Gelike giydi babam. Öyle geldi. Babam sevine sevine geldi. Geldi Edirne'ye gelince yere eğildi, toprağa Türkiye'nin toprağına geldim diye. Onları biliyorum. Yani şey soruyorum. Geldi yok. Ama pişman oldu. Şarkışta'yı falan gördükten sonra o topraklar verimsiz olunca biz niye geldik buraya, rezil olduk falan demedi mi? Ben bilmiyorum yani onları da. İşte Şarkışta'dan Kayapınar'ına çok babam okumuş da olmasa çok bilgili bir adamdı. Hiç durmadan kaymakama gitti. Kaymakamda ben dağlardan isteyeyim evlerimi demiş, toprağımı demiş. Dağ diye biz bunlara dağ derdik. Burada ne diyorlar? Bunlara yani siz Balkanları dağ diyorsunuz. Yani ormanlık. Ormanlık diyeceğine, ormanlık yere gideceğim demiş. Ne derse babam dağlara verdi işte, bu Kayapınar da böyleydi. Ondan öyle oralara vermişler bizi. Sonra tarla marla verdiler. İki tane de inek, öküz vermişler. Bir eniştemi, bir bizim. Bir zaman da öyle Kayapınar'da gittiydi. Öyle günler. Sonra 71'de dedem onları sattı. Bu şeye, Kayseri Yargınca'ya geldiniz. Oradaki arsayı aldı dayımla teyzeme. Oradan beri de yaşıyorlar. İyi anneciğim, teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nalan hiç bitiriyor.